Tuncer isimli bir Twitter kullanıcısının bir paylaşımı var. 30 yıldır Türkiye'nin siyasetine yön veren, gece gündüz ülkesi için çalışan bir liderin dil sürçmesiyle alay eden güruha memlekette hiçbir faydası olmayan başkanlarını bir hatırlatalım. Tamam, alttakini okuma istersen. Şimdi şöyle, yani orada hakaretengiz bir hakaret ifadesi var Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili, onu okumayalım. Yalnız bu, ben hani bir var. Mizah unsuru olsun diye bunu kattık. Evet. Şimdi hatırlatalım, dün AK Parti'nin kampında Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaparken Refah Partisi ifadesini kullandı, dili sürçtü. Onunla ilgili bazı eleştiriler getirildi, böyle yorumlar yapıldı. Bu tweette de kullanıcı CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce yaptığı dil sürçmelerinden böyle güzel bir video hazırlamış. Değerleme yapmış, beraber izleyelim. Bir izleyelim onu. Evet. Ya şimdi işte siyasette bunlar var, bunları eleştirmemek lazım. Yani Kemal Bey de böyle çok sayıda dil sürçmesiyle. Bizim bile canlı yayında burada yani yaşayabileceğimiz olaylar bunlar. Yani dün bundan sonra Sayın Erdoğan da yine dili sürçecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nda olacaktır. Geçmişte ben hatırlıyorum, Tansu Hanım, Tansu Çiller'in böyle çok meşhur gafları vardı. Samsun'a gidip Samsun'u Akdeniz'in incisi yapacağını söylemişti. Bir yerde zabıtalara merhaba asker demişti falan. Yani bunun gibi rahmetli Demirel'in vardır böyle çok meşhur. Bunlar siyasetin hoşlukları. Yani bunlar üzerinden çok fazla yorum yapmanın, oradan başka sonuçlar çıkarmaya çalışmanın bir anlamı yok. Evet. Bir sonraki paylaşımımızda devam edelim. Ali Ferah isimli kullanıcının bir paylaşımı var. Tebessüm edelim. Rusen Çakır'ın bir paylaşımı ile ilgili. Merhaba, yaklaşık 12 yıl sonra Vatan Gazetesi'ne veda yazım, hoşça kalın diye bir paylaşım yapmış. Altına gelen birkaç yorum var. Onları özellikle okumak istiyorum. Naz Özaydın, Ruşen Çakır bir Atatürkçü daha kovuldu. Medya baskı altında Atatürkçüleri bir bir uzaklaştırıyor. Ruşen Çakır'ın bugün bunun son örneği. Ruşen Çakır'dan buna cevap geliyor. Vallahi billahi Atatürkçü değil. O ne diyor sonra, onu da oku. Naz Özaydın'ın tekrardan bir cevabı var. Atatürkçüsünüz ya AKP, ya Atatürkçüsünüz ya AKP'li. Atatürkçü olmadığınıza göre AKP'lisiniz. Öyleyse kovulmanız iyi olmuş. İşte bu Orhan Aydın kafası. Hani az önce belirttik ya, metrobüse Adapazarı'ndan adam getiriyorlar diye. Şimdi ne diyor adam? Ben diyor Atatürkçü değilim diyor. O diyor ki yok diyor, eğer Atatürkçü değilsen diyor AKP'lisin diyor. AK Parti'ye hedef alıyor. O zaman diyor kovulman iyi olmuş. Yani Kemalettin bak, Türkiye'de siyaset okumasını bu düzeyde yapan insanlar var. Adam ne diyor? İşten çıkartıldım diyor. O onu nasıl yoruyor? Bunu diyor iktidar yaptı. Atatürkçüydü diyor, iktidar yaptı. İktidar diyor bunu Atatürkçü olduğu için diyor uzaklaştırdı diyor. Ama adam kendisi de söylüyor. Yok diyor, böyle bir şey yok diyor. Yani işte şey bu, algı bu, malzeme bu. Ve maalesef çok fazla insan var böyle. Neyse, daha bunun üzerine fazla bir şey söylemeyelim. Biz biraz bunu tebessüm edelim diye aldık. Evet. Bu hafta farkındaysan böyle çok tweet var yani. Bu Orhan evet. Aydın örneği bu. Büşra isimli kullanıcının bir paylaşım var. Utanıyorum sizden ya. Kindarlık bile bile değil, rezil bir şey bu. Suriyeli bir 9 yaşındaki bir çocuk okulda arkadaşlarından tepkiler alıyor. Öğretmenin tarafından son dışlanıyor. Dışlandıktan sonra mezarlığın kapısında kendini asarak intihar etmişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi bu tweetin içinde o çocuğun ölümünden sonra yapılan bazı yorumlar var. Yorumlar ben okumak istemedim. Ama bak Kemal'cim, bir tanesini oku, gör yani nasıl bir vahşi insan topluluğuyla, insanlıktan nasibini almamış yaratıklarla aynı havayı telaffuz ettiğimizi bir insanlar görsünler ya. Şöyle bir durum var. 9 yaşındaki bir çocuğun ne ideolojisi olur, ne düşüncesi olur. Sadece hayattan tek bir felsefesi vardır. Oyun oynamak, okuluna gidip gelmek. Bunu okulda dışlanması ki, onu öyle bir hale sokmuş ki çocuk intiharı düşmüş ve gidip mezarlığın kapısına kendini atmış. Çok da başarılı bir çocukmuş. Başarılı Allah bir çocukmuş. Rahmet eylesin. Ben yorumları özellikle de okumak istemiyorum. Şöyle, çünkü ben o zaman hakaretler tam okumadan şöyle söyleyeyim. İyi ki ölmüş diyor. Evet. Suriyelilerin diyor sayısı azalmış diyor. Darısı diyor diğerlerinin başına diyor. Ya yani siz nasıl insanlarsınız? Bir sonraki tweet'i de ekrana alabilirsek onu da aynı konumuzla alakalı. Siz nasıl bir yaratıksınız? Nasıl insanlarsınız siz ya? 9 yaşında bir çocuk o ya. Ve o çocuğun bu acı, trajik ölümü üzerine bu cümleleri sarf edebiliyorlar. Bu nasıl bir nefrettir Kemalettin? Evet. Mülteci Hakları isimli bir kullanıcının paylaşımı var. İntihar eden Suriyeli çocuk hakkında Kocaeli'nin Kartalçepe ilçesinde Suriye uyruklu Vail Else'nin mezarlık kapısında iple asılı cesedi bulundu. Dernek avukatlarımız aracıyla konuyu takip ediyoruz.
İlk bilgi çocuğun okulunda dışlanması üzerine intihar ettiği yönünde diye bir basın açıklamaları vardı. Allah rahmet eylesin tekrar. Yani 9 yaşındaki çocuğun bu yaşamış olduğu psikolojik sıkıntılardan bile iyi ki öldü. Şimdi böyle i̇şte söylüyorsun iyi ya oldu. Sen. Ya bak zannediyorlar ki bu insanlar Türkiye'de böyle bir elleri yağda bir elleri balda böyle bir hayat sürüyorlar. Dün bir yerdeydim. Burada Ankara Kazan'da işletmesi olan bir akrabam var. Onunla konuştuk. Yani birçok yerde bu garibanlar çalıştırılıyor Kemalettin. Bizimkiler iş beğenmedikleri için birçok yerde Suriyeliler, Afganlılar orada çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. İnsanlar karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ve Kemalettin çok enteresandır. Geçmişte Irak'ta, Suriye'de ne kadar mutlu hayatları olduğunu anlatmışlar. Evet. Bu insanlar emperyalizmin kurbanı Kemalettin. O insanların topraklarındaki doğalgaza, petrole göz diken o Batı emperyalizmi geldi bu insanları vatansız, yersiz, yurtsuz bıraktı. Onlar da canlarını kurtarmak için işte dağıldılar. Bize de gelenler oldu. Şimdi bak 9 yaşında bir çocuk intiharı düşünüyorsa, bu eylemi gerçekleştiriyorsa onun nasıl bir psikoloji içerisinde olduğunu işte biraz empati kurarak anlayabilirsin. Aynı konuyla alakalı olarak Murat Yüksel isimli bir kullanıcının bir paylaşımı var. Sıcak bir tweet. Selami Haktan isimli bir kullanıcı paylaşımda bulmuş. Mersin'de Ürdünlü bir çocuk diğer çocuklar arasında tartışma çıktı. İnsan suriyetine bürünmüş bir adam Ürdünlü çocuğu darbedip annesine hakaretler yağdırdı. O tokat o çocuğu öldürebilirdi. Vicdanınız mı kurudu sizin diye bir paylaşımı var. Videoya da baktım. Evet, annesini itiyor, darbediyor, çocuğu da dövüyor. Yani bunlar kabul edebilecek durumlar değil. Valla o eylemi gerçekleştiren kişiye lanet diyorum ben yani gerçekten. Yani lanet diyorum ifadesi yeterli değil de şimdi çocuğa baktığımda ortalama 5-6 yaşlarındaki yazıklar bir çocuk. Olsun. Annesinin yazıklar gözünde olsun. Çocuğu dövmesi hoş bir şey olsun. Durum değil. Ama bunu pompalıyorlar işte. Yani bunu topluma bu nefreti aşılamaya çalışıyorlar. Allah bunların şerrinden bizi korusun. Bu arada bir son dakika var. Kemal'in onu verelim. Evet. Bu programın başında belirtmiş olduğumuz ABD Büyükelçiliği'nin skandal beğenisi var ya, onunla ilgili ABD Büyükelçiliği maslahat güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve bu paylaşımla ilgili izahatte bulunması istenmiş. Yani bu olay ciddi bir skandaldır. Evet. O FETÖ firarisinin Sayın Bahçeli ile ilgili yaptığı paylaşımı Amerikan Büyükelçiliği'nin beğenmesi iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gelecek gibi görünüyor. Büyük bir skandal ya, kabul edilebilir bir tarafı yok. Onu evet. Söyleyelim. Bir sonraki paylaşımımıza devam ediyoruz. Fahrettin Damga isimli bir kullanıcının paylaşımı. CHP milletvekili Gürsel Tekin, PKK'nın yayın organı ANF'ye yani Fırat Haber Ajansı'na dikkat HDP'nin bile değil röportaj vermiş. En önemlisi benim yerime siz yorumlayın diye bir paylaşımı. Fırat Haber Ajansı HDP'ye ait bir ajans değil. PKK'nın yayın organları ANF'ye ait bir haber ajansı. Röportajı beraber izleyelim. Evet Safar Bey. Ya gerçekten enteresan. Hani Gürsel Bey CHP içerisinde yılların siyasetçisi. Hani ben neden böyle bir şey yapmış gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Hani buradan çok farklı ifadeler de kullanmak da istemiyorum. Ama bu ilk değil. Yani başka bu tip yayın organlarına çıkan başka CHP'li milletvekilleri de var. Şimdi Kemalettin biliyorsun bu 31 Mart seçimlerinden sonra terör elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın değil mi? Bir röportajı çok tartışıldı. Evet. Hep onu söylüyorlardı. Ki yani onun da perde arkasında başka şeyler var. O ayrı mesele ama. Yani burada Gürsel Bey'in yaptığı bu açıklamaya, konuştuğu bu ajansa ne diyeceğiz? Yani CHP gibi bir partinin böyle sarhoşluklar yaşanması lazım. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olmakla övünüyorlar. Doğru. Ama yani kurucu partisiniz de işte söz ve eylemleriniz de bu cumhuriyetle sorunları olan, bu ülkenin üniter devlet yapısıyla sorunları olan bir terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle maalesef şu an kol kola yürüyorsunuz. Hadi birkaç belediyeyi almak için bunu yaptınız. İyi eyvallah. Hala yürüyüşünüz devam ediyor. Yürüyecekseniz o zaman bunu artık bir yasal zemine oturtun da bir daha lütfen bu ülkeyi, bu toplumu ya işte biz onlarla ittifak yapmıyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Siz bu partiye oy veren herkesi terörist ilan ediyorsunuz falan gibi insanların aklıyla alay eden ifadelerde bulunmasınlar. Ben buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Artık bu CHP-HDP işbirliğinin yasal bir zemine oturması lazım bu ittifakın. Otursun ki CHP, HDP'yi terörle arasına mesafe koymaya
engel olsun. Yani bence Türkiye Cumhuriyeti'ne CHP'nin bu noktada yapacağı çok önemli bir hizmet olur bu. Eğer bunu başarabilirlerse. Yok eğer bunu başaramazlarsa HDP, emin ol Kemalettin, orta vadede CHP'yi HDP'leştirecektir. Yani CHP'yi ufukta böyle bir tehlike bekliyor. Şimdi bunu CHP'yi yöneten kadrolar şu an farkında değiller ama gidişat o yönde. İnşallah biz yanılırız. Bunun tersi olur. CHP HDP'yi legalleştirir. Meşru siyaset zeminine çekmeyi başarabilir. Eğer bu olmazsa emin olsunlar CHP çok yakın bir vadede HDP'leşecektir. Bu da hem CHP açısından hem Türkiye açısından ciddi bir beka sorundur. Evet. Bir yorum var dikkatimi çekti, ne kadar doğru bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir kanalda açıklama yapmış. 9 yaşındaki Suriyeli çocuğun intiharının hükümetin yanlış politikası yüzünden olduğunu söylemiş diye bir paylaşım var. Tabii bu gelen bir yorumda da bizi de yanıltma ihtimalleri yüksek olduğu için tam bilmiyorum, böyle bir yorum var. Yani Abdullah Çiftçi'nin bir paylaşımı var. Stratejist Abdullah Çiftçi. Sayıları az ama organize, teşkilatlı, kapalı ekipler, sayıları milyonlarla ifade edilen açık toplumu yönetir. Kendi başına milli olanlar bu ekipler tarafından toplumun gözünün içine baka baka tek tek susturulur. Milli olanların çok olması değil, organize olması lazım. Abdullah Bey sosyal medyada ciddi anlamda sevilen, sayılan değerli bir isim. Değerli bir abim, kendisine selam gönderiyorum buradan. Önemli bir tweet. Çok önemli bir tweet. Çok değerli mesajlar var orada. Zaman zaman bizim gözümüzün önünde aslında tam da onun çizdiği çerçeveye oturan şeyler oluyor. Aslında bu ülke için gerçekten çok önemli işlere, icraatlara imza atan kişiler toplumun gözünde çok farklı algı operasyonlarıyla itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Biraz onu işaret etmiş. Biraz daha böyle dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor bu tip algı operasyonlarına karşı. Tabii biraz böyle nasıl söyleyeyim, edebi değeri yüksek bir metin olmuş. Evet. Anlaşılması ilk başta biraz zor ama içinde derin mesajlar var. Tekrar tekrar okumakta fayda var. Teşekkür ediyoruz evet. Kendisine de. Bir sonraki paylaşımımız Ceyhun isimli bir kullanıcı. Evet, İspart'ta 365 gün boyunca her gün 4550 adet Cumhuriyet Gazetesi alınması bildirisi yayınlandı. 4550 çarpı 2.5 11.375 lira. Yıllık olarak da 4.151.875 TL gibi bir değere yansıyor. İsraftan şimdi bahsediyordu. Her şey çok güzel oluyor. İstanbul belgesinde yayınlamış. Evet Safar şimdi Bey. Ne dediler? Sen de söyledin. Hep israf edebiyatıyla geldiler. Değil mi? Hı hı. Sözde belediyenin parası bilmem bazı vakıflara aktarılıyordu. İşte kamunun kaynakları har vurulu parmağın savruluyordu. Şuydu buydu. Hiçbirini ispatlayamadılar Kemalettin. Ortaya koydukları hiçbir şey yok. Bu Yeni Kapı'daki araç şovunu hatırlıyorsun. Fos çıktı. O da aynen o şekilde oldu. Şimdi ne oldu? Kendilerine yakın bir gazeteyi belediyenin parasıyla fonluyorlar. E kardeşim, hani siz bunları yapmayacaktınız? Hani bunlar çok kötü şeylerdi? Yani seçilene kadar ve seçildikten sonraki belli bir vadede de hep aynı israf edebiyatını yaptınız. İnsanları kapının önüne koyuyorsunuz, binlerce emekçiyi. Sonra gidiyorsunuz bir gazeteyi toplu olarak almaya başlıyorsunuz. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler adama. Ama artık onu diyecek aşamayı da geçtik. Yazık, yazık yani. Bir kere daha söyleyelim. Geçmiş olsun. Evet, değerli izleyicilerimiz, kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra tekrardan sizlerle beraber olacağız. Evet, reklamlardan sonra tekrardan karşınızdayız. İhlas Haber Ajansı'nın bir paylaşımı var. Kaz Dağları'nda villa yapımı için 2,5 milyon zeytin ağacı kesildi. Acı tablo havadan böyle görüntülendi. Ya bunun aslında videosu da var Kemalettin. Kaz Dağları biliyorsun Türkiye'nin akciğerleri, oksijen deposu, mitolojide bile ismi geçiyor. Şimdi Kaz Dağları'nda açılan, Kaz Dağları'nda da değil aslında, oraya 44 kilometre mesafede bir maden sahası ile ilgili ortalığı ayağa kaldırdılar. Ortaya çıktı, bak ta yukarıda Ayvalık'tan aşağıda daha da Çanakkale'nin altına kadar bütün o bölge yüz binlerce ağaç kesilmiş, milyonlarca ağaç kesilmiş. Ben deyim sana 100 bin, sen de 200 bin ev yapılmış. Böyle evet. Dağ evi, bilmem ne evi falan. Villalar vesaire. Villalar da var içinde. Çok 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 tanınan, şöhretli politikacıların orada evleri var. En çok bu işin bayraktarlığını yapan bunlar. Hani Kaz Dağları ölmesin diye. Kaz Dağları'nın öldüğü falan yoktu da.
Ama asıl Kaz Dağları'na darbeyi kim vurmuş? Onu ortaya çıkartan çok önemli bir haber. Ben rica ediyorum herkes Google'a girsin, yazsın, bu haberin detaylarını okusun. Türkiye'nin akciğerleri nasıl betona teslim edilmiş? Hangi belediyeler eliyle, kimlere, neden peşkeş çekilmiş? İnsanlar bir baksınlar. Ya bizde çevrecilik niyeyse sadece siyasi iktidarı bir şekilde köşeye sıkıştırmak için kullanılan bir argüman olarak görülüyor. Ya çevrecilik öyle lafla olmaz. Çevrecilik öyle siyasete alet edilmez. Ya siz Kaz Dağları'na neler yapmışsınız? Önce bir onun hesabını verin. Milyonlarca zeytin ağacını sırf oraya beton dikmek için nasıl katletmişsiniz? Bir onun hesabını verin. Gerçekten üzücü bir tablo ya. Yani dediğim gibi herkes bu haberi bir bulsun okusun. Çok önemli bir haber. Evet. Zafer Bey, değerli yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Güzel bir hafta oldu. Güzel tweetlerimiz vardı. Evet değerli izleyicilerimiz, haftaya tekrardan sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.